Acaba öldük de haberimiz mi yok? Cehennem denilen şey an itibariyle dünyada yaşanıyor da biz hala kıyameti mi bekliyoruz? Küresel ısınıyoruz, yanıyoruz, kavruluyoruz. Daha da yanacağız, daha da kavrulacağız diye bangır bangır bağırıyor bir insanları da bizler görmezden mi geliriz yoksa? Sahiden nedir bu küresel ısınma muhabbeti? Tutturdu birileri, yok efendim buzlar eriyor, kutup ayıları ölüyor, iklim değişiyor falan filan. Kime inanacağız? Televizyonu açıyorum, bir numara yolunda ilerliyoruz diyorlar. Bizi kıskanıyorlar diyorlar. Hiç ısınıyoruz falan demiyorlar. Acaba tüm dünya ölüyor bitiyor da buraları cam fanus içine mi aldılar? Dostlar, insanlar, sevgili dünyalılar. Gelin birlikte bir 10 dakika şu gezegenin ne derdi varmış bir dinleyelim. Çektiği acılara, göremeyince güzel günlere bir göz atalım. Anlayalım, içselleştirelim. Bize düşen sorumluluklar neler? Gelin birlikte öğrenelim. İklim en kısa ve öz anlamıyla dünyanın herhangi noktasında çok uzun yıllar içerisinde gerçekleşen hava olaylarının ortalamasını ifade ediyor bizler için. İklim değişikliği de adından anlaşılabileceği gibi bu ortamların değişikliğe uğraması anlamına geliyor. Yani alışık olduğumuz denize girilen yazlar, kar topu oynanan kışlar gözle görülür değişime erişmeye başlıyor. Peki nasıl oluyor da iklim kendi kendine değişebiliyor? Bu noktada Türk halkının çok daha yaygın olarak bildiği küresel ısınma kavramı ortaya çıkıyor. İnsanlık olarak nefes aldığımız her an, günlük yaşamımızda gerçekleştirdiğimiz hemen hemen her aktivite sonucunda atmosfere sera gazları denilen gazları salıyoruz. Bu gazlar sera denilen yapı içerisindeki camların ya da plastik kaplamanın yarattığı etki yarattığı için sera gazı olarak adlandırılıyor. Yani güneş ışınları içeriye giriyor ama yansıyıp geri dönen ışınları engelliyor. Sonuçta normalden çok daha fazla güneş ışını sera içerisinde hapsoluyor ve sıcaklık artmaya başlıyor. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Neticede milyonlarca yıldır canlılar bu gezegende nefes alıp veriyorlar. İklim falan değişmiyor. Sıkıntı insanların geçen milyonlarca yılda hiç olmadığı kadar sera gazını son 100-150 yıl deyip bir kısa sürede atmosfere salmaya başlaması. Tahmin edebileceğiniz gibi bu sera gazlarının kökeni fosil yakıtlar. Yani tarih öncesinde yaşamış devasa ağaçların, hayvanların ve diğer tüm canlıların toprak altında sıkışıp kalmış cesetleri. Bu da sizin için örnek olarak tasarladığım petrol kuyusu. Bundan petrol çıkarılır. Çıkarayım mı? Çıkar. Çıkarayım da savaş çıkarın değil mi? İnsanlık sanayi devrimi diye bir şey bulup kömürle başlayan bir fosil yakıt tüketimine kaymaya başladığı an aslında sonun başlangıcı yaşanıyor. Durmak bilmeyen sanayileşme tüm dünyayı kaplıyor ve günümüze de ulaşıyor. İçinde bulunduğum bu oda, beni kayda alan kamera, şu an elinize tuttuğunuz cep telefonunuz ya da içerisinde yolculuk ettiğiniz otobüs, metro ya da kendi aracınız her an ya fosil yakıt tüketiyor ya da fosil yakıtların işlenmesi halledilmiş durumda. Sonuçta aynı selada olduğu gibi saldığım onca sera gazı atmosferde hapsoluyor ve dünyanın daha sıcak bir olmasına sebep oluyor. Yani küresel ısınıyoruz. Tabii bu küresel ısınma olayı sadece hava sıcaklığı artıyor anlamına gelmiyor. Dünya üzerindeki doğal sistemlerin birbirleriyle olan inanılmaz bağlantıları kimsenin tahmin edemediği sonuçlar ortaya çıkarıyor. Milyonlarca yıllık buzlar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor, bir yerlerde sel basarken diğer yerlerde kuraklık yaşanabiliyor. İklimler değişiyor, hiç alışık olmadığımız afetler sarıyor dört bir yanımızı. Gezegenin düzeni alt üst oluyor kısacası. Kuşlar, benim pek sevgili dostlarım. Maalesef onlar da yaşanan bu değişimlerden pek bir haberdarlar. Öyle ki bu değişimlerin olumlu ya da olumsuz sonuçlarına da en yakından maruz kalan canlıların başına geliyorlar. Aslında bizler için erken uyarı sistemi gibiler. Bir hastalığın erken teşhisi gibi. Kuşlar dünya üzerindeki en hareketli canlılardan. Kısa ya da uzun fark etmez, dünya üzerinde sürekli hesap kaydediyorlar. Bazıları yaşadıkları nispeten ufak bölgelerde yer değiştiriyorlar. Bazıları ise kıtalar aşıyor, denizler geçiyorlar. Biz insanların fosil yakıt tüketmeden aşmayı pek beceremedi mesafeleri sadece kanatlarını kullanarak geçebiliyorlar. Böylesine hareketli olmaları farklı coğrafyalarda yaşanan değişimlere karşı daha hızlı reaksiyon vermelerine sebep oluyor. Örneğin bizler için Afrika kıtasında yaşanan su kıtlığı pek bir anlam ifade etmezken göç etme hızlanan melek sürüsü bu kıtlık yüzünden telef olabiliyor. Kış soğuğunu ilklerimize kadar hissettiğimiz günlerde bizler evlerimizde doğalgazı körükleyip
bir güzel içimizi ısıtırken bu hiç beklenmedik soğuk hava binlerce kuşun hayatın kalitesine sebep olabiliyor. 570 kuş türü üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda iklim değişikliğinin hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğu ortaya konulmuş. Bu türlerin %13'ü iklim değişikliğinde ortaya çıkan değişimleri bir avantaja çevirmiş. Örneğin sıcak iklimde adapte olmuş kuşlar kutup bölgelerinin ısınmasıyla birlikte dağılım alanlarını daha kuzeye doğru genişletmişler. Ama aynı araştırmalar ortaya koymuş ki kuşlar iklim değişikliğinin daha çok olumsuz etkilerine maruz kalıyorlar. 570 türün %24'ü iklim değişikliğine olumsuz tepki vermiş. Toplam popülasyonları azalmış ya da dağılım alanları daralmış. Deniz papağanı ya da puffin bu kuşlardan bir örneğin. Atlas Okyanusu'nun kuzey bölgelerinde yaşayan bu kuş bu sulardaki büyük balık sürüleriyle besleniyor. Ama iklim değişikliği okyanus sularının ısınmasına ve balık sürülerinin daha kuzeye hareket etmesine sebep olmuş. Deniz papağanları da yemeklerinin peşinde ya daha kuzeye doğru hareket etmiş ya da yavrularını besleyecek yeterli besin bulamadıkları için popülasyon kaybı yaşamış. Avrupa'daki deniz papağan nüfusu geride kalan 3 nesilde toplam nüfuslarının yarısını kaybetmiş durumda. Olumsuz etkiler sadece yaşam alanlarının daralmasıyla sınırlı değil. Biz insanlar zaman algımızı saatlerle ve takvimlerle sınırlamış olsak da doğanın başka bir saati var. Ve bu saat çoğunlukla iklimsel değişimleri temel alıyor. Ne zaman göç etmeye başlayayım? Ne zaman çiftleşeyim? Ne zaman yumurtlayayım? Bunlar hep iklimsel değişimlere bağlanan kararlar. Göçmen kuşlar iklimsel değişimlere sıkı sıkıya bağlı canlılardan. Örneğin kır kırlangıçları. Afrika'daki kışlama alanlarında baharın gelmeye başladığını sezip yola koyuluyorlar. Uzun bir yolculuğun ardından üreyecekleri yuvalarına varıyorlar. Çiftleşiyorlar ve yumurta bırakıyorlar. Yavrular yumurtadan çıkıyor. Ama bir sorun var. Yavruları besleyecekleri yusufçuklar, kelebekler, uçuşan böcekler ortalarda yok. Kırlangıçlar yüz binlerce yıldır yaptıkları gibi iklimsel değişimlerin verdiği mesajları takip ederek göçe başladılar. Ama yanıldılar. Çünkü iklim artık değişti. Geldikleri yerlerde beklekte şartlar aynı değil artık. Kelebekler kozalarından çıkmadı. Yusufçuklar yumurtalarını patlatmadı. İklim kırlangıcı bu kez yanılttı. Elinden gelen her şeyi yaptı ama yuvadaki yavruların sadece yarısını besleyecek kadar besin bulabildi. Çabalarının yarısı boşa gitti. İnanır mısınız? Buraya kadar yaşananlar hiçbir şey. Daha fenaları var. Ayaklarınızın altından toprağı çekip alalım mı? İçinize çektiğiniz havayı da biraz kısalım ne dersiniz? Ne kaldı geride? Yaşayabilecek bir yeriniz kalmadıktan sonra yaşamak mümkün mü? İklim değişikliğinin en olumsuz etkilenen biri de maalesef yaşam alanlarının. Yani habitatların yok olması. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Kiribati ülkesinden bahsetmiştim sizlere. Bayrağında okyanus dalgaları vardı. Güneş batarken bir fırketeyn kuşu uçuyordu üzerinden. İşte o kuş bir daha uçamayacak. Yaşadıkları okyanus adalarının tamamı suların altında kalacak çünkü. Tıpkı aynaları paylaştıkları insanlar gibi. Tabii her şeyi yüzüne gözüne bulaştıran biz insanlar çözüm için adım atmaya başlamazsak. Ne demiş eskiler? Hatanın neresinden dönse kârdır. Hemen şu an atacağımız ufak adımlar yaptığımız hataları telafi etmemizi sağlayabilir. Evlerimizde kullanmadığımız ışıkları kapatarak, daha az hayvansal besin tüketerek, daha fazla yürüyerek, özel araçlarımız yerine toplu taşımayı tercih ederek, yenisini almaktansa takas ederek, atıklarımızı geri dönüştürerek değişim yaratmaya başlayabiliriz. Gezegenimiz milyonlarca yıldır sayısız canlıya ev sahipliği yaptı. Ama eminim ki hiçbir canlı insanlık gibi ortaya atılıp bu gezegen benim ve onu dibine kadar sömüreceğim demedi. Böylesi bir egoyu, böylesi bir burnu büyüklüğü insan dışında hiçbir canlı göstermedi. Ama artık durma vakti. Hata yaptığını kabul etmenin vakti. Değişim için adım atmak, gelecek için umutlanmak vakti.